Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Sofrada ne olursa olsun, huzur olsun, bir tas çorbam olsun yeter diyorsanız bir tas çorba tarifiyle karşınızdayım. Hem de öyle böyle bir çorba değil. İşkembe çorbası yapıyoruz ama yalancısından. İşkembe sevmeyenlerin bile bayıla bayıla tüketeceği tavukla yaptığımız yalancı bir işkembe çorbası yapıyoruz. Tavuk paçası da deniyor ama lezzeti inanılmaz. Ben bayılıyorum. Hadi yapımına başlayalım. Umarım siz de çok seveceksiniz. 5 su bardağı tavuk suyunu tencereme koydum. Ben bütün bir tavuk haşladım. Şöyle göğüs kısmını da güzelce didikledim gördüğünüz gibi. Ama isterseniz 2 tane kalça ya da 2 tane göğüs de haşlayabilirsiniz. Bütün tavuk olmak zorunda değil. 2 su bardağı da normal su ilave ediyorum tavuk suyuma. Çok böyle ağır olmasın diye. 400 ml de normal su ilave ettikten sonra ocağa götürüyoruz. Ve bu arada terbiyesini yapıyoruz. 4 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım ama böyle tepeleme yemek kaşığı. Bu terbiye işte bu çorbayı gerçekten çok farklılaştırıyor. 1 tane yumurta koyuyorum. 2 yemek kaşığı da un kullanıyorum ama o da böyle tepeleme, tabi dağ gibi tepeleme değil. Şöyle bir tepeleme düşünün. 2 yemek kaşığı da unu koyuyorum ve bir güzel blender ile pürüzsüz olana kadar çırpacağım. İşte çorbamızın terbiyesi hazır, pürüzsüz bir şekilde çırptık. Şimdi ısınmış olan tavuk suyumuzdan, şöyle çorbamızın suyundan alıyoruz kepçeyle. Yavaş yavaş terbiyeye ilave ediyorum ama sürekli de çırparak ilave ediyorum. Aynı ısıya gelmelerini sağlıyorum. Böylece terbiyesi kesilmeyecek, çorbam kesilmeden harika bir çorba olacak. Şöyle yavaş yavaş çırpa çırpa suyundan ilave ediyorum. Bir kepçe daha ilave edeceğim. Terbiyeyi şimdi tencereye alıyorum ve yine yavaş yavaş ilave ediyorum. Gerçi aynı ısıya geldiler artık. Kesilme yapmayacaktır. Terbiyesini de koyduktan sonra 2 diş ezilmiş sarımsak koyuyorum. Eğer sarımsak sevmeyenler varsa sirkeyle sarımsağı sonradan da ilave edebilirsiniz ama bence pişme aşamasında ilave edin. Gerçekten çok büyük lezzet katıyor. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzunu en son veriyoruz terbiye kesilmesin diye. Ve 1 kase didiklediğim tavuk parçalarını koyuyorum. Bu tamamen zevkinize kalmış ne kadar koyacağınız. Onları da böyle karıştırıyorum. Bütün lezzetler birbirine geçene kadar biraz tıkırdatacağım. Bu arada kapağını kapatmıyorum tencerenin. Bu da terbiyenin kesilmesine neden olabilir. Birazcık şöyle lezzetler birbirine geçsin. Daha sonra da servis zamanı. İşte çorbamız hazır. Bakar mısınız? Müthiş kokuyor bu arada. Ve tabii ki olmazsa olmazı sirke. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sirke koyuyorum. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Dediğim gibi sarımsak yemeyen varsa içine koymayın. Sarımsakla sirkeyi birbirine karıştırın ve sonra ilave edin. İşte görüyorsunuz kıvamında. Tam bir paça çorbası kıvamında. Hafif, yoğun. Tabii ki üzerine olmazsa olmazı da tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biberi de ilave ettik mi? İşte yalancı paça çorbamız hazır. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Mis gibi tavuk paçası yalancı işkembe çorbamız hazır. Mutlaka yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.